Efendim amca. Amca ben zaten doğan babaların yanındayım. Hızır amcam böyle bir şey söylediğine göre demek ki görüşme pek iyi gitmedi. Tamam. Tamam amca ben iletirim. Ne olmuş? Rado. Ya tipiyi bana verirsiniz ya da ben tuttuğumu alırım demiş. Benim anladığım. Hızır ne demiş? Hızır amcamın ne söylediğini bilmiyorum. Ama sizin için ne yapsınlar, ne etsinler, tipiyi buradan götürsünler demiş. Şahan, o tipiyi buralardan götürebilmenin bir tek yolu var. Neymiş o? Tekin. Emret Doğan Baba. Bu Veli Efendi'den tanıdığım eski bir jokey var. Jokey derken Doğan Baba? Yok jokey jokey, o atların sürücüleri yok mu? At şoförü. Yok tamam da yani. O atlar bazen coşsun diye, bazen de çöksün diye iğne kullanmaktan atıldı zamanında. Heh, siz onunla bir temasa geçin. Ne yapacağız Doğan Baba? Tipi abiye dur sana bir iğne vuralım deyip bayıltacak mıyız? Daha iyi bir fikrin mi var oğlum? Ölmesinden iyidir işte. Önce bir konuşalım. Sonuna kadar şansımızı bir deneyelim. Baktık ki olmuyor. Her türlü hileye başvuracağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Değilsin. Emin, sen Doğan babamın dediği o jokeyi git yine de bul kardeş. Yedekte dursun. Lazım olursa kullanırız. Tamam abi. Ben Hızır amcamdan gizli iş yapmak istemem ama ben diyorum ki biz Tipi abiyi saklayamayız da kaçıramayız da. Bu gece sahurdan sonra gidelim Radon'un mekanını basalım. Ne kadar kayıp veririz bilmiyorum ama en azından savunmada değil saldırıda oluruz. Aksi takdirde kimseyi koruyamayız. Yine niye döndük başa? Hani gizli bir iş yapmayacaktık? Belki sahurda amcamdan bir olur alırım. Alamazsam? Alamazsam yaptık oldu diyeceğiz. Şahan. Ha. Bence bu alpaslanın amacı Rado'yu falan vurmak değil. İkimizi Hızır'a vurdurmak. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Onun canı sağ olsun da iş bizle kalmaz. Ya reisin yoluna can kurban. Değil mi Kubi? Öyle Tekin abi. O zaman ben jokey falan uğraşmayayım abi. Arayayım Asım'ı. Alsın çantasını. Gece gelsin. Kalk Şahan kalk. Gidek tipinin elini ayağını öpek. Belki mübarek gün denk düşer. Dediğimize he der. Heh. Hadi inşallah.